Böyle komiklik şakalar, şeyler. <laughs> i̇şte işin özü bu. Eski Açık YouTube kanalına ve Komiklikler Şakalar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizi Fenerbahçe maçından sonra yaptığımız yayında demiştik ki içeriye boğacağız ve durmuyoruz efendim. Eski Açık içerik basmaya devam ediyor ve Savaş'la beraberiz. Savaş hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi, çok iyiyim. Hala çok iyiyim. Yani bir türlü atamıyorum bu hissiyatı. Daha ne kadar iyi olabiliriz ki? Daha evet. ne kadar iyi olabiliriz ki? Hazır bu kadar iyiyiz. Şen şakrağız. Komikler şakaların yeni bölümü kesin çekilmeli diye düşündük. Savaş bence bu Fenerbahçe galibiyetinin hatırına şu an seyircilerimiz bu videoya beğeni ve yorum yağdıracaklardır. Hype. Bence öyle olacaklar. Hatta de şu an biliyorsun iki tane videomuz var. İki videomuz var. Üçüncü, Üçüncü de bu olacak. Sokacağız inşallah. Ve beğeni yorum yağdıracaklardır bence. Bence de kesinlikle olacak. Evet o, o simen bölümünde söz vermiştik zaten. Aynen söz vermiştik kazanırsak diye. Yaparız demiştik. Hak ettik. Hak ettik, hak ettiğimizi alıyoruz. Dibine kadar da hak ettik. Çok da güzel oldu abi. <laughs> zaten abi Fener maçları bizim için hep farklı. Sen de zaten yayında da söyledin. Fener maçından sonraki yayında hani benim için çok farklı oluyor. Ben Fenerbahçesiz yaşayamam dedim. Fenerbahçesiz yaşayamam dedim. Direkt kelimenin evet. tam anlamıyla direkt birebir olarak. Hatta şey dedim. Allah başımızdan eksik etmesin dedim. Fener maçları cidden çok farklı oluyor abi. Şey oluyor. Ee, evet. hani benim yılda beklediğim iki maçtan iki maç yani başka... <laughs> iki maçtan ikisi de mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> hani şeye de biraz gidiyor. Hani iki i̇ki dileğim var. <laughs> <laughs> Cidden oraya da gidiyor. Kamberde abi yıllar önce demiş ki her Galatasaray Fenerbahçe derbi günü aşık olduğun ilk 24 saate tekabül eder. Ve bu duyguyu dünyada ortalama 40 milyon insan yaşar sadece. Kesinlikle aynı fikirdeyim ya. Muazzam bir hissiyat. Şey var ya zaman geçmiyor durumu var ya o, o çok enteresan ya. Öncesinde içerisinde ve sonrasında. Evet evet öncesinde daha felaket bence. Sonrasında bir şekilde geçiyor hani ya üzgünsen geçmiyor da. Tamam. Ee, ama çok mutluysan ve iyi bir skorsa çok 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 rahat geçiyor zaman. Ama öncesinde hiç geçmiyor ya. Biz işte bizim metinlerin evde oturduk izledik hep beraber. Yani saat 5 gibi falan gittik eve. İşte öncesinde mangal vesaire yapacağız. Abi bakıyorum saat 5'i 20 geçiyor mesela. Sohbetler ediliyor, yemekler yeniyor, işte bir şeyler içiliyor. O bu kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz, içeri geliyoruz. Bir dönüyorum 17.25. Nasıl oluyor diyorum ya. 5 dakika geçmiş yani üstünden. Ya şey gibi yani uçağa biniyorsun ve yani 8 saat önceki yere gidiyorsun. E, garip bir şekilde yine gidiyorsun orada sabah ya. Aynı öyle yani. Inter vardı galiba burada dünyadaki 7 saati tekabül ediyor diye. şey bir, bir yıl 7 yıla mı denk geliyordu öyle bir şeydi ya. Öyle yani. bir şeydi galiba. Tam direkt dediğin gibi. Mesela en izlediğim böyle stresli derbi 12 Mayıs 2012 miydi? Kesin kesin. Mesela o kaç saat sürdü mesela ben bilmiyorum. Yani. Abi hiç hiç hatırlamıyorum O on maç yani. mesela bir 4-5 saat falan sürdü. Ben çoğunda... Yani yoğun bakımdaydın zaten. <laughs> Öyle o semin kafası var ya. Of. Ben orada net net yoğun bakımdaydım. ya. Tansiyon mansiyon gitti. Nabız falan durdu falan böyle. Orada da bir kere Twitter'a şey yazmıştım. Yoğun bakım alındım yazdım. Tamam mı? Annem beni bir arıyor. Savaş. <gülüyor> <gülüyor> Annem beni bir arıyor. Ama var ya böyle 30 kere falan aradı yani. Di şey yapıyorum yani. Meşgule alıyorum. Tamam mı? Maçı izliyorum çünkü. Arıyor da arıyor. Arıyor da arıyor. Hiç durmuyor. Ben o an anlamadım ben neden aradığını. Ondan sonra dedim herhalde bir sıkıntılı bir şey var herhalde. Açtım telefonu. Anne ne oldu dedim. Ne oldu sana dedi. Tamam mı dedim. Ne demek ne oldu? Yoğun bakıma alındım yazmışsın dedi. Ya dedim anne sence yoğun bakıma alınsam bunu tweet atabilir miyim yani? <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ana yüreği ne yapsın? Heyecanlanmış. Gözü başka bir şey görmemişler. Ama cidden maçın hikayesi öncesi sonrası mükemmel bir hissiyat. Evet. İyi ki Galatasaray'lıyız. ve iyi ki de kazandık yani. Kerem Aktürkoğlu'na geçelim. <laughs> İstersen. Direkt olarak senin böyle geçen bölüm Kerem Aktürkoğlu diyerek seni biraz üzmüştü. Bu sefer güzel bir şey söyleyeyim en azından. Kerem Aktürkoğlu Yunus'a... Tweet zorla, at... paylaşım <laughs> zorla paylaşım zorla <laughs> paylaşım muhtemelen hakem dilini çalar çalmaz direk Kerem Aramış olabilir yani öyle şey bir şey var. Yani. asist yaptırmış kendine. Asistleri de zaten şu an güzel şeyler yapıyor. Kıskandırıyor kendisini. Gururla izliyoruz kardeşimi. Kerem de diyor ki Yunus'un tweetine kulübeden izlesin. Gönderme belli zaten abi. Direkt olarak adresine de göndermiş. Hani futbolcunun kiğini de hırsı da hala geçmemiş. Evet. O olaydan da o açıdan da güzel olmuş yani. O olayın tabii şeyleri de var. Arka planları falan da var. Yani işte 5'e bir dayak yerken ben falan filan atılan tweetler var. Ne alakası yani. İki tane şey kafa kafaya gelmiş. Hiç kimsenin birbirine müdahalesi yok. Bir şey yok. Dikleniyor ve 5'e bir, beşe bir dayak yerken ben. Falan. Şu an bile konusu olmaması lazım. O yüzden geçelim. Aynen buna. öyle abi. <laughs> kısa kısa geçelim biz şey benim çok hoşuma gitti abi. Lamelebek bir tane tweet atmış. Şeyi biliyorsun abi. O istatistiği görmüşsündür. Fenerbahçe, Rize, Kasımpaşa, Hatay. Evet. Son 21 maçı kazanmış. Lamele de demiş ki artık bizim de Kasımpaşa mısır? Bu bence şuradan çıktı. Mete'nin tweet'i bu. Mete zaten çok iyi tweet'ler atmakta mahir bir arkadaşım. Hemen yakalıyor ya. Hemen yakalıyor. Bu bunun ama çıkış noktası şu. Hasan Arda'nın şey kesiti. Kasımpaşa'yı Fenerbahçe'nin yeteri kadar galibiyet almadığını düşünen bir grup Fenerbahçeli kurdu kesiti. Ben o, onu bilmiyor. Onu bilmiyor Onu bilmiyorum. Muazzam bir şey bu arada ya. Diyor ki Kasımpaşa neden kurulmuştur? Kasımpaşa çünkü Fenerbahçe'nin sezon içerisinde yeteri kadar galibiyet almadığını düşünen Kasımpaşa şey Fenerler tarafından kurulmuştur diye. Kasımpaşa'yı Kasımpaşa'da yaşayan Fenerbahçe'nin yeteri kadar galibiyet aldığını düşünmeyen bir avuç Fenerbahçeli kurmuş. Böyle bir şey var. E, çok eski ama bu. Eski şeylerinden, kesitlerinden. E, muhtemelen ona gönderme. Bir daha bir buna ben şey buldum. Trabzonlularda hani Fenerlerde hep Trabzonlara şey yapıyor işte her sene Galatasaray'a yatıyorsunuz yatıyorsunuz falan evet. filan. Yine aynı görseli birisi paylaşmış demiş ki işte Galatasaray'ın Asker Bahçesi diyenlere bak falan filan. Her sene oynadıkları maçları başta Son 4 senenin maçlarını paylaşmış. Adam biri de şey yazmış. Bordo Mavi Dizayn. O da bir şey mi? Geçen sene de kupayı değildi <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bak böyle işte bu mantık kafam bu mantıklar çalışırsa bu duruma düştüğünde de bu mantıkla çalışan kafaya hiçbir şey diyemezsin. Tabi. Şu an söyleyecek hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Ya işte yayında bahsettiğim gibi yani hani şeye bir şey diyemez şimdi. Ben Ali Koç'a gitsem desem ki e, biz bu sene sizin üstünüzde tamamlamayı garantiledik. Boşuna oynamayın desem. Dik bitsin. Biz gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdik. Hadi bak. Şimdi Beşiktaş var şampiyonluk yarışında. Peki Beşiktaş da kötü başladı. Ee, i̇şte iki galibiyet, 3 beraberlikle falan başladı Beşiktaş diyelim ki. Ben gitsem desem ki Ali Koç'a bu senenin şampiyonu belli. Artık oynamanıza gerek yok. Söyleyebilecek hiçbir şey yok. Hiçbir Olmaması şey yok. gerekir de ya yine şey şeyler olur. var. Sen saçmalıyor musun? Ne abi ne saçmalıyorsun şu an? diyemez yani. Sonra hemen çıkartırsın 19 Mayıs'ta söylediklerini olayı bitirirsin. Çok acayip abi hiç şey yok. Yine abi aynı görselden gidelim. Tabii görselin biraz daha farklı şeyi. Bu sefer son 3 galibiyetimizin scoreboard şeyini almışlar abi. Evet. Staddaki. Şöyle bir şey abi yine zaman kırılması. Interstellar'dan bahsettik az önce. Biraz burada da zaman farklı kırılmış. Farklı evrenler değil mi? Farklı evrenler. Birinde 3 yıldız var. Birinde yıldız yok. Yıldız yok. Birinde 5 yıldız. yıldız var. Hemen edit gelsin. Set edit başka bir evrende en güzel halinde diye. Ya ben zaten mantık aramıyorum. Herhangi bir şekilde <laughs> yani çok uzun süredir mantık aramayı bıraktım. Cidden mantık aramıyorum yani herhangi işte az önce iki dakika önce söylediğin cümle yani hani ligi bitirelim o zaman. 6. haftada lig bitsin. Evet, evet. Artık evet. şampiyonuz. Ya mesela 5 var. bizim niye dört yıldız? Ya o da var işte mesela. Hani şey ya biz güya lefterleri metinleri yok sayıyoruz ya. O zaman bizim de 5 yıldız olmamız lazım bu hesaba göre. Hani Fenerbahçe'lerin hesabına göre. O zaman Fenerbahçeliler de Galatasaray'ın 4. 5. yıldızına sebep olacak o bir şampiyonluktaki lefteri yok sayıyorlar. Bak çok rahat ya. Bir gerçekten hani şu şeylerle baş etmen çok rahat. Çünkü kendi mantıklarınla gitsen söylenecek hiçbir şey yok. Ya ilkokul çocuğu bile çürütür deriz ya bazen. Evet. Şu an o bile şey geliyor. Fazla geliyor. Bak koca program çekiyoruz. Şu üç tane görselin daha komiğini... Mesela 10 program çeksek daha komik bir espri ne senden ne benden çıkmaz. Yani Cem Yılmaz'dan bile çıkmaz. Çıkmaz. Komik. Kendi başına komik yani. Peki abi sonrası. Cumartesi akşam maç bitti. O gece zaten coşuyoruz. Tweetler mivitler falan filan. Yani pazar sabahı kalkıyoruz. Kahvaltıda açıyorsun abi. Bütün Fenerli yorumcuları izliyorsun. Onu yapmadım ya. Yapmadın mı? Yok yok Fenerli yorumcuları izlemedim. Hep, hep şey eğlenebileceğim daha böyle Galatasaray'la alakalı keyif alabileceğim şeyleri izledim. Ben şey izlemiyorum ya. Böyle biri işte Fenerbahçe yenildikten sonra gideyim de Fenerbahçe'li bir yorumcunun işte sinir krizi geçirmiş. Sinir krizi geçirmesini izleyeyim de eleneyim gibi bir şeyim yok. Keyfim yok hiçbir zaman. Beni biraz mutlu ediyor ya. <laughs> Beni cidden mutlu ediyor. Ama bak o, 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 da yani bunu anlıyorum bu arada. Bu psikolojiyi anlıyorum çünkü biz de mesela Galatasaray'da kötü bir skor aldığında bizi izlemeye gelen Fenerbahçeliler oluyor. Tabii tamam yani. Hadi bakalım şu erinci bir suratını bir görelim diye. Bir kırmızılar bir <laughs> görelim diyor. Olacak ama ya bu dünyanın en doğal şeyi. Güzel bir şey. Ben, ben sadece var. böyle durumlarda her zaman pozitiften daha çok kendime besin alıyorum yani. Ben de orada şeyim mesela her şeyi izliyorum de alakalı mesela. Yani 15 kişinin izlediği videoyu bile izliyorum. Ben mesela cumartesi günkü derbinin tribünden çekilen bütün videolarını izledim muhtemelen. Sektirdiğim bir şey yok yani. Hiç hani yok diyor. hiç yok. Yani tribünde boş boş selfie ile kendine bakan adamı bile izledim yani. Hepsine like atıyorum. <laughs> Aynen. Aynen Hakkını veriyorum Aynen. yani. Teşekkürler kardeşim. Senin de emeğin var. <laughs> Sen olmasaydın <laughs> o gollerim var. Biz Sağ ol, izleyemezdik. arkadaşım. Peki abi Mourinho'ya ne dersin? Ne diyeyim? Böyle devam ederse. <laughs> ne diyeyim? Kasım'ın ikinci haftası. Ben kaçan Z'ye girer mi? Ben kaçan Z. <gülüyor> 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 Mert pozitif atmış. Aha. Bir tane biliyorsundur abi. Biliyorum otobüse inen bir arkadaş. Onu buraya video olarak ayrıca koyalım. Ben artık kaçan Z diye gider mi sence? Bir şey söyleyeceğim. O video normal, dümdüzü komik gerçekten. Tabii tabii. Ben hiç öyle bir şey beklemiyorum. Adam, evet. oradaki arkadaş da biraz iri ya. Evet. Hiç öyle bir tepki beklemiyordum. Yani ne, ne çıkacak diye bekliyordum. Bir de sonunda attığı gülücük çok komik ya, kaka. Direkt Mourinho'dan öyle bir şey gelebilir yani ben şaşırmam. Geçen burada konseyde kıyıcıyla konuştuk da. Kaçan zi mi, kaçtıran zi mi? Mühim olan o. Mühim olan o. o. Kaçan zi ise bence şey, Fenerbahçe yöneticileri göbek atar yani. Ya orada o, Okan Hoca'nın Portekizli nefreti dersek... <laughs> Yani Cesus'a neler yaptığını daha öncesinde biliyoruz. Bayern biliyor Münih hakemi. Bayern Münih hakemine <laughs> çok güzel iade ediyordu. Bak ben sana şu söyleyeyim mi? Okan hocamın eski açık izliyorsa eğer Kerem'den nefret ettiğine eminim. Hangisinden? Kerem Evet'ten. Ha ben Akçürk oldum. Hayır Portekizli nefret ediyorsun ya. Ha. Kerem Evet Portekiz vatandaşı ya. Ha doğru. <laughs> Arada bir var ya Okan hocam gibi söylesin. <laughs> Diyor ki yok Berkan'ın bilmem ne olmasıymış da bilmem neymiş de falan da bir Peki abi Mourinho için şey şöyle bir şey var. 6. hafta oynandı. Mourinho 5 hafta boyunca Galatasaray'dan konuştu. Galatasaray şöyle böyle falan filan. Evet. Konuşması gereken tek maç Galatasaray'a hakkında Galatasaray konuşmadı. <laughs> şey dedi. Ne dedi? Salakça olacak ama. Daha çok gol atan kazanıyor. Daha çok gol attığı için. Galatasaray kazandı. Doğru söylüyor ama bu arada. Var mı yalan yani şey dese ben yalan söyle, söylemedim dese karnı ağrır mı? Ağrımaz. Bence çok mantıklı. Ne diyeceksin ki Bir de bu maçtan sonra ne diyeceksin? Ben o kadar sarı kart attım tuttum bilmem ne oldu falan oldu falan oldu. Falan oldu. Geldiler, ezdiler gittiler mi diyecek? Yok. İşte daha çok gol atan diyecek. Onu diyemediği için işte. Ya işte orada muhtemelen de şey dedi yöneticiler çıksın kandırsın. Yapıyorsunuz. Acın abimiz çıktı. Dedi ki Osimen iyi mi oynadı sanki? Abi Osimen deyince de Osimen'in... Satıyoruz satıyoruz merak etme. Satıyoruz. Savaşçım... Sakin. Sakin mi? Ben de. Biliyorsun günden belirlemek benim işim. Ya bu tweet'i çok kişiden gördüm hani o sevinç gösterileri falan var işte. Evet, Golden evet. sonra seviniyor mesela. Golden sonra topu havaya dikiyor, falan. Toplu havaya dikiyor yani. O top neredeyse biraz yani biraz daha vursa orta sahaya sekiyor bu arada. Şey de çıkabilir yani. Kör kurşun birinin kafasına denk gelebilir o top. Aynen öyle yani. Tribünde sevinmeleri var evet. şey maçında, Antep maçında falan. Epi genetiğim tweet'ini aldım da. Yani oğlum bizim paramız yok hani bizi bu kadar sevme diyor da <laughs> Ama sen alırız diyorsun. Alacağız. Alacağız. Tamam. Herkes herkes müşteri olsun. Herkes müşteri olsun. Müspet gelişmeler mevcut. <laughs> bir değerleme firmasına verdik. Değerini ölçemediler. Belirleyemediler. Ama biz hallediyoruz. Hallediyoruz biz hallediyoruz. Geri planda biz yapılacakları yapıyoruz arkadaşım. Siz, siz hiç müsteri olun arkadaşlar. Yaz Osimen GSD. Osimen <laughs> GSD. GS Jostu. GS Jostu. Erman Çecu <Cicu> GSD. <laughs> Peki abi şey desem sana maç öncesi böyle kadrolar falan sürekli konuşuluyordu ya işte. Evet. Yok işte Galatasaray'da şu oynar bu oynar. Yok işte Mertens derbide işte büyük maçlarda oynayamıyor. Orta sahayı yalnız bırakır. Güçsüz şey, bırakır. Şey Mertens Torreira sarı orta sahasıyla çıkarlarsa Dans video var. Videoda şey işte Apiyah gol atıyor. Anelika çalım atıyor falan böyle. Ya burada şey demiş işte. Şey biliyorsun değil mi Savaş? Fenerbahçe dominasyonu diye bir yıl aralığı belirleniyor ya. Aha. <laughs> Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı eşit. Hani 2000 ile 2010'lu yılların arasında. Daha, daha fazla bile olabiliriz ya. Ya olabilir diye yani şey yani. Do, dominasyon, dominasyon diye adlandırılan denen. bir Aynen. dönemde. De ki 3 Fener'in 2 Galatasaray'ın. Yine ya da üç dominasyon üçtür. değil. Y 20 yılda Aziz Yıldırım'ın 6 şampiyonu var. Dominasyona Müthi do Müthiş <laughs> müthiş bir zaman. Dominasyon. Dominasyonu da bilmesek yani. İşte burada Fenerli bir arkadaş demiş ki. Okan Buruk'un işte Eskaza, Sara Saraymertensi'ne çıktığını tarif edemiyorum. Müthiş baskın, müthiş şey oluruz diyor. Üstünlük kurarız diyor. Goller. Sonra era, Mertes. <laughs> bu içimizdeki İrlandalılara da gelsin savaş. <laughs> Direkt buradan geçen bölümde de rahmetli yanmıştık. Aynen Burada da yanmış olalım. Analım. Ya bir de hani A, rahmetli deme ya bu Mustafa Denizli'nin sözü. Yok onu Hıncal'a söylüyordu ya. Ha evet doğru. Ha doğru. Güncel Hoca doğru doğru. Tamam şimdi anladım. Pardon özür dilerim. Mustafa Hoca hala hayatta. Her seferinde de böyle terse düşüyorlar işte. Az önce yine konuştuğumuz gibi hani. Her cümlede direkt olarak terse düşüyorlar hiç. E şey de bak şuradan alalım. Cesus geldiğinde hatta yakın zamanda Şenol Güneş de gelmişti. Değil mi? Şenol Güneş, Cesus. Kardeşim işte bu üçlüyü bu ikilinin yanında bu yarışı kaldırabilecek Okan Hoca değil. Fatih Hoca gelsin falan bir deniyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Onun kalibresi değil falan. Sırayla gönderdim. Bir şey var sosyal medya yani bir fotoğraf bir fotoğraf burada kaçacak var ya. Hocam tarifeyi uyguladı. Peki abi şimdi Kadıköy galibiyetlerini sayıyoruz. Son 4 sene önceki galibiyette Falcao geldi penaltıdan. Sonra Mustafa Muhammed geldi pandemi sezonunda. Mustafa Muhammed attı. Geçen sene zaten Icardi formaya astı. Bu sene de Osimhen. Resmen şey gibi oldu yani böyle bir kolezyum seyahati gibi. De... <laughs> Senin böyle hani gezmeyi bileceğin videolar şey, gibi olabilir mi yani? E, Kadıköy'e gidince mutlaka görülmesi gereken yerler. Burada gol atmadan gitmeyin. <laughs> Fenerbahçe ceza sahası. <laughs> ölmeden, ölmeden görülmesi gereken yerler. Vallahi şey, hakikaten sıra sıra forvet geliyor. Sıra sıra gol atıp gidiyor. Seneye kime nasip olur acaba demiş arkadaş Osimen. Osimen daha gol atmadı. Bak Osimen'i adayı neden satmamız gerekli? Osimen'in kadıköyde golü yok. Seneye de onu attıracağız. O yüzden adayı satıyoruz. Orada kesiniz zaten orada kesin, şeyimiz kesin. Yok. şüphemiz yok yani. Kesin oraya. seneye de ben cevabını veriyorum. Seneye de Osimen atacak. Abi Osimen demişken işte az önce derbi maçlarının havasından da bahsettik. Evet. Senin videoya girelim mi ya? golde objektiflere kötü yakaladık. <laughs> <laughs> o videonun çekildiğinden haberim yoktu bu arada. Sonra da gruptan atıldığı da haberim oldu. Metin attı işte artık kim? Ha Semih, Semih evet. Semih. Semih, diye bir şeyleri var, arkadaşları var. O çekmiş. O çekerken ben kadraja giriyorum falan. Başka bir tanesinde de onu da atacağım bu arada. Onu da şey yaparsınız daha da. Kafam az daha tavana çarpacaktı zıplarken. O da ikinci gol herhalde. Biri ikinci gol, biri üçüncü gol. İkisini bak o diğerini paylaşmadım. Onu da atacağım buraya koyarız. Onda kafam kafam şu şuraya sıyırtıyor falan böyle yani tavan. Çok acayip hissiyat, hissiyat yani cidden. Ben mesela şey maçını hatırlıyorum. Orada o gün yenilmiştik de staddaydım. E, Mesut Özil'in gol attığı maçta. Biz gol attığımız zaman adamın biriyle sarılmışız yere düşmüşüz. Hiç tanımadım biri. Yanımda yani tribündeyiz. Tanımadığım biri. Sarılmışız birbirimize. La la la. la ben o şeyde yaşadım Yere bu arada. düşmüşüz mesela. 3-1'lik Fenerbahçe maçı var ya. Ebu'nun gol attığı. Ha, 2011. i̇lk gol attığı. Yedi orada Aradık. yaşadım. Bir tane abimizle sarıldık zıplarken yanlışlıkla bileğine bastım tamam mı zıplarken böyle bir ah falan olayın sıcaklığı falan böyle bir kafasını tutuyor bileğini tutuyor çok falan böyle yaptı tamam mı sonra abi dedim ya kusura bakma ne olursun çok özür dilerim falan bir an yaptım böyle yaptı ya, K ya. <gülüyor> <gülüyor> bilek dedi iyileşsin <laughs> şey ya o maçın hissiyatı çok başkaydı yani adamın ayağı bile kırılsa ses çıkarmayabilirdi yani çünkü abi şey bu acı eşiğin tamamen çok yükseliyor herhangi bir olaya reaksiyonun bambaşka bir şey oluyor. Bak o iki, üçüncü golünde yakalanmışım dediğim şey var ya. Onun böyle kocaman büyük bir yastık var tamam mı? Böyle bir, hani böyle çok büyük bir şey vardı. Pofuduk yastık. O zıpladıktan sonra ben ne yapıyorum biliyor musun? Yüzüstü şeye o pofuduk yastığın üstüne atladım ben. Of. Ha, yüzüstü. Böyle şey tutmadan ama böyle direkt böyle atladı. <laughs> direkt balıklama. Şey böyle ka, böyle bir yüksek karlara böyle zıng diye giriyorlar. Şey olur mu? Aynen öyle. Müthiş bir atlayış. Evet, tabii. <laughs> mükemmel. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. <laughs> neydi? Adamın adı neydi? Mükemmel bir atlayış. Erdal mıydı? Erdal mı diyordu? Hiç hatırlamıyorum. Çok eski video. İnternetin ee, o... ilk videolarından tabii yani. Tabii internet bir şey, Çeçen <laughs> <laughs> Çeçen şey videosu işte asker videosu. Bir tane daha var onu söylemeyeyim. Bana <laughs> gerek yok. En azından canlı yayın. <laughs> en azından canlı <laughs> Bir tane daha var onu söylemeyeyim. Bilen biliyordur. <laughs> Sevgili kardeşlerim anlamıştır. <laughs> Siz biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz lan onu? Sen biliyor musun? Bu internetin ilk videoları. Telefon, cep telefonlarının ilk videoları. Çeçenlerin kafa kesme videosu. 66-0. 66, 0. 66 0. Abi şimdi 3-0 öndeyiz. 2 dakika sonra işte penaltı oluyor. Ceko Hı -hı. atıyor. Ceko'ya bir zorlama bir şarkı yaptılar ya. Beni sev. Beni sev. Onu staddan çaldılar. Bir tane ses kaydı vardı hatırlıyor musun? Hoş. Abi beni sev. <gülüyor> <gülüyor> o da internetin ilk videolarından. O da internetin ilk videoları. Alo. Alo. Efendim. Abi. Efendim. Beni sev. Kimi aramıştın? Seni seviyorum ben abi. Video da değil o. Ses kaydıydı ses kaydıydı o. Yani. Başka hatırladığın ne var? Şey var benim. Alo ben Vahit. Oğlumu bulana... aynen. 100 bin lira teklif. 100 bin lira teklif. 100 bin lira para mı lan? Pezeme <gülüyor> 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 o ama herkes bilir bak bu şeyi. Başka ne vardı? Pokemon vardı. Onlar 2000'ler ya. Şeydi yani 2D falan çizilmiş. Ama şey şeyler... yani hani çok yaygınlaşmayan bir şeyin viral olmadığı zamanlarda. Yani şey olarak internette viral, kulaktan kulağa fısıldık gazetesiyle viral olan şeylerdi o. Pokeyman mesela. Bir radyo programında Fenerbahçeli birine kombineniz iptal ediliyordu. Aynen. Emlakçı biri vardı. Ha, aynen. Emlak... Metin o... Emlakçı Metin. Emlakçı, emlakçı metin. metin. Aynen. aynen. Emlakçı Cem cim cim metin. yapıyordu. yapıyordu. Cemce... Başka ne vardı? Düşünüyorum şu Yavuz minibüsü an. Yavuz'un minibüsü vardı. Onlar yine internet. Yavuz'un minibüsü çok geç ama ya. 2008'ler falan Yavuz'un minibüsü. 2007-2006 falan civarı. 2005-2006. Şey, şey değil mi o? Girmeden attı. Aynen. Hani ısınıyor. Hakem yana hakemi gözlerini yani yana hakeme bakıyor. Yana hakem utanıyor falan <laughs> öyle şeyler var. Başka ne vardı? Düşünüyorum ya böyle ses kaydı falan. Çocuklarınız pilerde oynayırlar. Ha pilerde pilerde. Pilerde pilerde. am. He şey namaza gelmeyeler. Ha. Bey Offlayım am. Aynen, Aynen. Oflu of, am. Imam. Imam. Piler Rus. <laughs> i̇şte o onu diyordu. Bir tane hem mağdurum da mağdurum vardı bir de ben onu çok iyi hatırlıyorum. Mağdurum o çok geç ya. Ha tabii o 2010'lar. Tabii tabii çok geç o. Ama şey o zaman ses kayıtları falan inanılmaz diye. Şey de geç. Bir tane çocuk uçurumdan düşüyordu. Bir şey uçurumdan düşen çocuk ve aşırı sakin arkadaşları diye bir video vardı ya, biliyor musun sen? O şey değil mi ya yanından takla atarak geçen sigara içmesine devam eden adam. Yok o değil. Ha ha, ha tamam tamam okey 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 okey. O da geç ama. Ha, o da geç. O da geç. O da çok şeydi yani. Çok garibi. Oğlum düşüyordun az daha ya falan filan. <laughs> Bak düşme sakın. vallaha çok kötü düşen. Ha yavaş oğlum iyi lan. ha. Lan Yavaş. Bir şey oldu mu? Yok. Ay ay çok kötü çarpıyordum bak. İzleyicilerimizden bu konuda yorum bekliyoruz bakalım. Ama be, be dediğimiz gerçekten 2000'ler falan. Tabii tabii. Benim hatırladığım 66.0, 2004-2005 falan. 66.0 değil. Benim dediğim bayağı bilgisayardan dinlediğim şeyler. Ha tabii şeyler. bilgisayardan. Ya, o şey mesela, Alo ben Vahid'i falan. Ben bilgisayardan Hatırlıyorum telefondan değil. Pokémon falan şey 2000'ler. Tabii şey grafiği 2000 işte. zaten. Aynen, grafiği 2000 şey. O. şey vardı şey. Şey vardı onlar da Galatasaraylı tokatlama, Fenerbahçili tokatlama aynen. falan. Bobilerin. bobilerin Bobil çok Bobiler de çok geç. Ha, yok bobilerin çok meşhur o görsellerin falan çoğu oradan çıkıyordu hani. O evet, videoların da görsellerinde abi, abi. çoğu bobilerden çıkıyordu yani. E, konumuza geri dönelim. <laughs> Beni sevden geldik de diyor ki adam e, Lamela yine metafizik. Bir, üç bir gerideyken aşkın olayım çalsaydı Galatasaray'da ne olurdu? <laughs> ve o videosu var bir tane. Vallahi yani düşünsene bizim DJ'in çaldığını. Aşkın Olay'ımı gerçekten? Ya orada bir acayip bir ıslık gelirdi ya. ve kesin kesin. 50 bin kişinin ilk defa ıslıkladığı bir şey olurdu yani. Hani böyle. Yani ya da sosyal medyada felaket olurdu. Şeyde çünkü ben şeyi hatırlıyorum ya Savaş. 2-1'lik Fenerbahçe maçı Crespo son dakika bir gol attı. Golü attıktan sonra Stad öyle bir ölüm sessizliğine büründü ki. Bak biri, ben doğu üstte izledim maçı. Batı üstten birisi bağırsa ben duyardım. Bir kişi sadece. O kadar ölüm sessizliğiydi yani. O yüzden belki stat karışmazdı. Ama sosyal medya var ya yıkılırdı yani. Dursun ve İbra olmazdı. Muhtemelen. <laughs> Bak burada var üye var. Genel kurulu üyemiz var. Ne diyorsun Kerem? 3-0'da, 3-0'ya yeniliyoruz Fenerbahçe'ye. Sonra Icardi bir gol atıyor. Ve Stad'da aşkın olayım çalıyor. Dursun Özbey'in de İbra olup olmaması böyle çok sırt şey bıçak sırtı şeyde. Biraz zaten olmazdı Hayır, Fenerbahçe kaybetse de bıçak sırtı diyelim ki. Bak o olay olsaydı ismi okunduğunda gelen ses var ya. Evet. O olurdu. Evet, olabilirdi doğru. Yani. Ya da şey olurdu. DJ'ye genduzi muamelesi yapılırdı yani. <gülüyor> <gülüyor> her her anons'ta. Ya bir de bir şey söyleyeceğim şu uyarı anonslarını ıslıklamayın. Ne yapıyorsun? Yormayın kendinizi ya. Tabii çok saçma ya. Şu hani şey var ya bir kadın ...otomatikman sesi Yan, çıkıyor ya. Yanınızdaki kişilere... Abi boş ısıtma ıslıklamak şunu niye ıslıklanıyorsunuz? Niye niye efor sarf ediyorsunuz ya? Abi son olarak bunun geyini biz de kendi hesabımızda yaptık. Eski Açık Online'da, Twitter'da. Fenerbahçe biliyorsun maçtan önce 7 tane kuruma... Tam böyle maçtan 1-2 gün önce 7 tane Direkt kuruma Galatasaray'a Galatasaray şikayet etti. Yok şu, yok bu falan filan. Sen de burada yine maç önünde güzel geyini yapmıştın. Evet. Ee, ya siz de yapmıyor musunuz falan kimseyi kandırmayın gibisinden. Icardi biliyorsun bir de şeydi... Hoca şey demişti, Icardi'nin daha 10 günü var Fenerbahçe'de kesin olmayacak evet. falan deyince ama Icardi kadrodaydı. Jim Fex de demiş ki, Fenerbahçe, Mauro Icardi'nin sakatlık raporlarının incelenmesi için Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Samat Yağcı'yla başvurdu. <gülüyor> Gülüyoruz, eğleniyoruz. Böyle bir şey yapsalar kimse şaşırmaz. Kimse şaşırmaz cidden. Hatta şey bile olabilir, Okan Buru işte halkı kandırmaya sevk etmekten Oo. 10 gün yoktu falan filan. Hani 10 gün yoktu, hani oynamayacaktı inceleme başlatılır, soruşturma başlatılır. SPK'ya falan şikayet edilirdi bak ben sana söyleyeyim. İşte Galatasaray'ın hisseleriyle oynuyor falan bilen diye. Abi şeyi unutuyordum az da. Fenerbahçe biliyorsun bizimkiler sağda sevinmesin diye koridorların kapısını kapattılar. Soyunma odasına giden yolun kapısını kapattılar. Uğur Dündar'ın dünlerinde... da... Bak bir şey söyleyeceğim. Çok kötü bir mesaj değil mi? Biz bu sezonun kepenklerini indirdik. Direkt manşeti veriyorsun. Manşeti veriyorsun. Bak fotomaç mesela nasıl değerlendiremedi bu işi anlamadım. Fenerbahçe kepenkleri indirdi manşet. Nasıl manşet Kerem? Fenerbahçe kepenkleri indirdi. Ya işte 2012'de de aynısını yaptılar. Işıkları kapattılar. Evet. Bizimkiler hemen ertesi gün karanlıklar içinden gün doğar. Bu kadar abi. basit. Bu kadar basit. Adamlara bırakacaksın. Ne istiyorsa da yapsınlar. Ha. Yapacağın her şey tamam mı? Adamların, karşıdaki adamın hikayesini büyütüyor. Başka hiçbir halta yaramıyor yani. Ya bunu bile düşünemiyor. Olmaları yine garip geliyor bana. Evet. Ya bir de şey de değil yani. Koca koca adamlar bunlar yani. Hep, Önünü sonunu düşünmüyorlar değil mi? Yani holding sahibi, iletişimci, şu bu falan adamlar. Çok çok basit şeyi düşünemiyorlar mesela. Evet maalesef. Uğur Dündar diyorduk. İşte Uğur Dündar'ın o... Ha, işte kapıyı açar mısınız Kapıyı açar mısınız? <laughs> Türkiye'den geliyoruz biz. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Şeyde var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani maç içi öyle oldu da. maçı içi şey Barış Alper Fred mi diyorsun? Barış Alper Fred oldu. Hani genel oyunda da güzel döve döve yendik evet. yani. yani. Aslında tam argo tabiriyle döve döve yendik. Güzel de oldu yani. Evet. Size de güzel eğlence çıktı. Aynen eğlence çıktı. Sözümüzü verdik, sözümüzü tuttuk sevgili Savaş. Misler gibi bir Komiklikler, şakalar yeni bölüm ortaya çıktı. Evet Savaş ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Çok, çok... güzel güldük, eğlendik. Dahasına inşallah. İnşallah. Dahasına Rabbim daha da güldürsün bizi inşallah. Şubat ayında da inşallah aynısından çekeriz yine bir tane. İnşallah bakalım. Çünkü diğerleri olmuyor. Hani Beşiktaş'ı yensek böyle bir geyik muhabbeti yine yapamay... ya. yapamayabiliriz. Yine biz. yaparız bu kadar tat vermeyebiliriz. Bu kadar tat vermez yani. Kesin, o kesin. Kahvenin bile tadı başka çünkü. Başka başka çok başka. Yani kötü market kahvesi içtim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemen'de falan kaynağından içmiş gibiydim yani. Yemen'de kopardılar. Önümde kuruttular. Sonra değirmende çevirdiler ve demlediler. Kötü market kahvesi. Yanında İkisi bir, bir arada. Yanında bir de Küba prosu. Of. Ona da şey yani 5 liralık o tezgah altı... <laughs> ...tobakko şeyleri var ya, proları. O da Küba prosu gibi geldi. Aynen. Evet, o zaman seyircilerimize teşekkür edelim. Ağzına sağlık Savaş. Eyvallah. Ve bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Böyle komiklik şakalar, şeyler. <laughs> <laughs> i̇şte işin özü bu.